Selamun aleyküm arkadaşlar. Oyuna gitmeye devam, çobanlık yapmaya devam, içerik üreticiliği yapmaya devam. Devam edelim. Haydi arkadaşlar, devam edelim. Mırık kokusu nasıl geliyor ya? Gaz verdiklerim. Bunlar kardeşler, bunlar niye böyle yapıyor anlamadık gitti. Şimdi bunların liderlik savaşları oluyor, biliyor musun? Bunların liderlik savaşları oluyor işte. Bunlar işte mecbur, bunlar birisi lider olacak. Bir elimiz telefonda olduğu için biraz zor oluyor ama başaracağız. Hele veya böyle başaracağız biz. Elimizden kurtulmaz. Kangarı da şöyle yapalım. Havada kapalı. Tam ateş zamanı. Aferin. Derinlikten kurtuldun. Nasıl yaptın? Nasıl yaktın bu ateşi? Yakarız biz. Yakarız arkadaş. Çaya da koyayım. Çayı ben ateşe koymuyorum. Tüpte pişiriyoruz. O biraz zahmetli oluyor. O insan görmüş lan. Şunun yatışına bak. Herhalde bacağı üzerine yatmadığı için bacağı yaralı ya. Hayvan ya. Ne kadar ağrıyorsa artık biz bilemez. O bilir. Burada 3-4 tane yumurta var. Kaynamış. Zeytin. Bir öğün ha. Helva. Tereyağı. Ve peynir. Bizim çoban bunları almış öğlen yemeği için. Yalnız şu ne zamandan beri torbadaysa belki de ona sıra gelmedi diye o ekmek küflenmiş. Sucu çıkaralım da işimi durdurmam lazım. İki tane ekmek varmış orada küflenen. Bu ne zamanın ekmeği diye tahmin ediyorum. Kaşık da varmış orada çünkü. Tacan! Tacan! Baskala 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 baskala! Ya bu niye güpe gündüz kaçıyor ya? Allah Allah! Ya bazen unutuyoruz videonun açık olduğunu. Video sağa sola zıplıyor, oynuyor. Of. Çaydanlığı kara etmişler valla. Kara kara çaydan. Yanlış oturduk.
mecbur yüzümüz koyuna dönük olacak ki koyun orada ne halt işiyor görelim diye. Aslında arkadaşlar ben aç değilim, sabah yedim, daha vakit de geçmedi, ben aç değilim ama madem çay hazır, ateşimiz de var, artık bir yumurta yeriz. 4 tane yumurta da almış Ömer ha, maşallah. Bunun tuzu da var mı lan? Neyse, tuz zararlıdır. Boşver, tuz yemeyelim. Tuzsuz yeriz biz bunu. Ömer çok açık gözlü bir çocuk. Açık gözlü bir çocuk. Hiç çekinmiyor. Kendini asla aç bırakmıyor. Ömer çok iyi yapıyor. Çünkü öyle yapmazsa aç kalır. Aç kalırsa kim Ömer'i doyuracak? Yani ben nereden bileyim Ömer'in aç olup olmadığını mesela. Ama kendisi kendini asla aç bırakmıyor. Ne gerekiyorsa alıyor, götüyor, çölde yiyor. Çekinmeden eşyalarını alıp koyuyor. İşte o güzel. Mesela biz zamanında oyuna giderken başkalarına, mesela sene işte 84, 85, 86 yıllarında, 87, 88 öyle devam ediyor. O yıllarda biz başkalarına koyuna gittiğimizde biz çok utanırdık yemek yerken, yemek isterken, aç kalırken açız demezdik. Yahu biz ne çileler çektik. Ama maşallah Ömer öyle değil Ömer. Aslan gibi çocuk, kendini asla aç bırakmaz. Olması gereken de o zaten. Ben Ömer'in o huyunu sevdim. Utanırsa kendisi aç kalır. Yani işte iki, iki, dört. Koyun yine kaçtı bu tarafa doğru. Allah Allah. Sanki kurt kovalıyor. Sanki kurdu görüyor. Ne hikmetse. Vallahi tam dedik çayımızı koyalım, tam dedik videoyu kapatalım, koyun bir geliyor, sanki duydu, sanki ona bir müjde verdi. Tavşan kanı dedikleri çay herhalde bu olsa gerek, evet budur, tam kendisi. Közün yanına da koyuyorsun böyle, hem soğumuyor. Yani var ya, bu koyun bugün resmen beni, benimle kafa buluyor ya. Resmen benimle kafa buluyor. Evet arkadaşlar, Karaçaydan'ın tavşan kanı çayı. Yanında da soyulmuş yumurta. Bakalım şimdi ne yapacağız? Oyun hızdan geliyor. Ben de hızdan çayı karıştırıyorum. Zor kurtarırsın. Burası eski ismiyle avcıların adası diye, yani şakı ucu. Burası orası. Biz o ucu öyle toprak dökerek yol yapıp karşıya Kredoni'ye geçsin diye. Şimdi istersen mesela bu çamurda, bu batakta takır takır oraya geçerim. Ama şimdi gerek yok. Başka zaman. Yani onu sizinle paylaşmak istedim. Buranın neresi olduğunu tahmin etmeniz için söylüyorum. Bu da yanındaki küçük ada. Öyle diyelim. Ya eski insanlar şakmak diye belirlemişlerdi. Hiç dememişler. Ya gün gelir devran döner. Bu insanlar biraz modernleşir, biraz kültürleşir. Bu şakmak olayları sonra ayıp olur. Şak neymiş ya? İnsan şak der mi? Şakı ucu, şakı fizik hali, şakı kapık. Ya şak başka bir isim bulamadınız mı? Şak demişsiniz şak olarak buraları. Yani şak demek arkadaşlar bacak demek.